Evet, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Can Atalay hakkında karar veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında bir suç duyurusunda bulundu. Hem ihlal kararına uymayıp hem de yetki gaspı nedeniyle bu üyeler hakkında suç duyurusunda bulundu ama şunu belirtmekte yarar var. Bu çok hukuken mümkün bir durum değil işin doğrusu. Zaten alınan karar da hukuki değil. Biraz siyasi bir karar olduğunu düşünüyoruz. Anayasadaki yetkiler açık ve nettir. Anayasa 153 şunu açıkça belirtir. Anayasa Mahkemesi kararları bütün herkesi bağlar. İdareyi de bağlar. Özel kişileri de bağlar. Tüzel kişileri de bağlar. Yargı organları ve yargı üyelerini de bağlar. Haliyle aslında Anayasa Mahkemesi kararı bazı yönleriyle tartışılabilir. Evet, bazı yönleri tartışma yürütülüyor. Haklı olunan kısımlar da var. Ancak kararın bağlayıcılığı ve yerine getirilmesi hususundaki kesinlik bizce tartışmaya açık değil. Haliyle Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin karara uymaması hukuken doğru değil, yanlış bir karar. Nitekim bununla birlikte yapmış olduğu suç duyurusu da yine hukuken mümkün değil. Çünkü yargı mensuplarının vermiş olduğu kararlar nedeniyle haklarında suç duyurusu bulmaları da çok mümkün değil. Uyması gerekirken ihlal kararını alıp kabul edip Can Atalay'ı tahliye etmesi gerekirken hem karara direnmiş hem de yargı üyeleri, Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusu bulunarak aslında hem yetkisini aşmış hem yetkisini de kötüye kullanmış olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Gördüğümüz kadarıyla şu an itibariyle iktidar cenahı bu krizi yeni anayasaya bağlamak istiyor ve yeni anayasanın gerekliliğine bağlamak istiyorlar. Nitekim en son Cumhurbaşkanı açıklamaları da Anayasa Mahkemesi'ni hedef alan bir yöndeydi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin bir yüksek yargı olduğunu ve bu kararının bir kenara atılamayacağını kendisi belirtmiş. Aynı şekilde aynı minvalde de Anayasa Mahkemesi'nin son dönemlerde yanlış ve tartışmalı kararlar verdiğini de söylemiş. Yine iktidar partisi mensupları ve onları destekleyen basın mensuplarının da söylemlerine bakacak olursak bu krizden yeni bir anayasa çıkarma hedefinde olduğunu görebiliriz. Anayasa Mahkemesi'ni hedef alarak, bu arada onu da söyleyeyim, Anayasa Mahkemesi'nin yetkisini aştığını, hatta birçok kişi tarafından Anayasa Mahkemesi'nin olmaması gerektiğini, kaldırılması gerektiğini söyleyecek kadar bir hedef alma söz konusu. Evet, yeni anayasaya bağlanmak istediğini görüyoruz. Son tartışmalarda da bunu görüyoruz. Yapılır mı? Tabii ki amaç o. Ama gerçekçi olmak gerekirse kendi yasalarına, kendi kararlarına, mevcut anayasaya uymayan bir parti yeni anayasa yapılır mı? Bu partiyle, bu iktidarla yeni bir anayasa yapılır mı? Ben yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Evet, bütün partiler bu konuda açık kapı bırakıyorlar. Görüşme yapılabilir. Yeni bir anayasaya ihtiyaç var deniyor. Yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu düşünenlerdenim bu arada. Yani biz de yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Mevcut anayasa hem darbe anayasası olması nedeniyle hem de birçok kurumu itibariyle çağa ayak uyduramayan statükocu bir anayasa. Biz de bu anayasanın değiştirilmesi gerektiğini, daha özgürlükçü, daha demokratik bir anayasaya ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz ama bunu bu iktidarla yapmak mümkün mü? Bunu bu iktidarla yapmak mantıklı mı? Sorularını da sormak gerekiyor. Biz çok mümkün ve doğru olmadığını düşünüyoruz. Nitekim az önce de söylediğim gibi mevcut anayasayı uygulamayan, mevcut anayasayı sürekli olarak ihlal eden, işine geldiğinde anayasayı tanımayan, işine geldiğinde Anayasa Mahkemesi'ni, anayasal kurumların hiçbirini tanımayan bir iktidarın ile yeni bir anayasa yapmak çok doğru olmayacaktır diye düşünüyorum.